Bir oyuncunun esas kendini şey yaptığı, yani sen de mesela niye Richard yapıyorsun şu anda? Çünkü hem o hikayeyi bunu anlatmak yok, istiyorsun, evet, hem yani orası başka türlü seni bir şey yapıyor. Kesinlikle. Burada yaptı. Öyle değil mi? Konuşuyorum burada ama. Yok canım. Şimdi başta size anlattığım vardı ya, biraz alelade evet, konuyu. Şimdi ben bu Richard'ı üçe böldük oynuyoruz. Ondan sonra bir genç Richard'lar var. Şimdi genç Richard'da böyle sarılıyorum, diyorum ki böyle bir alternatif bir Richard kişiliği var. O İngiliz olmayan bir tip. O da genç bir çocuk, ona sarılıyor. Böyle göğsünü açıyor, diyor ki ah güzel beden, tatlı beden. O çocuk tenine ne pis bir el dokunmuş, ne ruhun hakarete uğramış. Toy bir çocuk ruhun, diyor. Göğsünü görüyoruz orada. Dedim ki çocuk da tüylü tüylü erkeksin. Göğsünü aldı. Benim sevdiğim gibi. Öyle bir şey demeyecektim aslında. Neyse. Ondan sonra. Neyse. Ondan sonra bu dedim ki buraya dedim bir şey yap. Gençliğine döndüğün için tüysüz olması lazım. Hayır tüysüz. O tüysüz filan. Sonra dedim ki ya bu çocuklara dedim ben hani bu tüylerini aldırtacağım filan. Gittim. Ondan sonra manikür pediküre gidiyorum ben. Güzel. Çünkü ben mesafe için çok şey mesafe için. Manikür pediküre bakayım, aferin tertemiz. Şeyde pediküre de gidiyorum. Ondan sonra dedim ki şey yapıyor musunuz dedim. Ağda yapıyor musunuz dedim. Buyurun dediler. Yapıyorlar tabii canım. Ondan sonra çat 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 çut çut falan filan çasasos diye. Ondan sonra. Üzüldüm kadınlara değil mi? Yazık çok üzüldüm. Değil mi? Aynılar çok görüyoruz. Üzüldüm. Ya. Böyle bir tüysüz bir çocuk oldum. Şimdi uyandığım zaman böyle bakıyorum. Ah 11 yaşındayım. 11 yaşındayım. İyi gelmiştir sana. Ama bu nasıl oluyor? O ilk diyor ki o dedi ağdayı yapan dedi ki böyle şey ilk defa olduğu için oluyor dedi. Tabii. İkincisi dedi o kadar şey olmuş. Deri kalın. Neden çiletliydi? Niye ağda yaptırdın sen gidip göğsüne? Ben de onu anlamadım. Birisine yaptırmam lazım. Ben onu nasıl keseyim şöyle? Ya aynanın karşısında. Jile. Jiletlesin. Sanki öyle bir şey yapıyormuşsunuz gibi. Niye konuşuyorsunuz? Biz ben lazerliyim. Bacaklara yapılıyor. Jilet mi lazer? Hangisi? Lazer. Hepsi. Kadınlar herhalde göğüslerine jilet almıyorlar değil mi? O başka, şu jilet ya. O. Cırt cırt. Başka bir jilet. Hayır. Bacaklar herhalde şey yapılıyor. Ben ama cennette lazer çok sert çıkar diye sakal gibi olmasın orası. Cennette miyim? Çok güzel. Türkiye'nin en ünlü kadınları toplanmış ve bana nasıl ağdamış bir şey konuşuyor. Rüya görmüyorum değil mi? Ha? Öyle bir şey oluyor değil mi şu anda? Ama kadınlar çok çok zor değil mi kadınlar? Zor tabii. Çok zor. Ha? Kadın olmak. Çok zor. Tüm acılara kadınlar katlanıyor. Bir program yapmıştım. Rütük'ten ceza aldım o program yüzünden. Ne dedin? Kadınları abi övüyordum. O sırada kız arkadaşım bağırsak düğümlenmesi olmuştu. Ve çok tehlikeli, çok üzülmüştüm. Ve doktordan öğrendiğim şeyi anlatıyordum. Şimdi doktorlar diyorlar ki işte mutlaka tuvalette vakit geçirin. Yani bu kadınlar çünkü vakit geçirmiyorlar. Erkekler çok rahatlar evde, çok konforlar. Alıyor gazeteyi, telefonu, giriyor tuvalete, tuvalet kaput, kimse giremiyor. Kapı kapalı. Evet. Kadınlar diyor, kadınların mutlaka tuvalet problemleri var. Çünkü evet, hiçbir zaman tuvalete ayıracak vakitleri yok. Belki de tuvalete girdiği zaman orada oğlanın attığı, kızın attığı tişörtü görüyor, şey yapıyor, onu çamaşır makinesine koyuyor, onu kurutucuya koyuyor, onu bir şey yapıyor. Böyle klozetin o üzerinde adamlar gibi rahat rahat oturup böyle hem gazete sayfalarını karıştırarak ne olmuş bakalım falan diye. Böyle bir şey yok. İlk defa duydum. Evet. Çünkü bu da buradaki düzensizlik ya şey mesela erkekler ben uzun yıllardır erkeğim o yüzden anlatıyorum. Mesela yurt dışına tatile gittiğimde eşimle ya da kız arkadaşımla bütün kadınlarda şunu görürüm. Oraya gideriz döneriz hala kakasını yapmamış. Mesela bir hafta kalmışız ama hep geçmiş. Bir hafta kalmışız hiç kakasını yapmamış. İstanbul'a geliyoruz kakasını yapmış. Şimdi bunu ben diyorum ki bu nasıl olabilir böyle bir şey? Bu nasıl olur? Başka yerde yapamam. Evet. Yapan erkekler gittikleri zaman ben de öyleyim. Bir sürü adama da soruyorum onlar da öyle. Hemen gittiğim zaman böyle odada filan falan tuvalet nerede? Klozet hangisi bu mu? Mesela ben çok kısa boyluyum. Klozetleri mesela ülkemizde böyle buraya takıyor. Ona hoplayıp zıplayıp oturman gerekiyor filan. Yani klozet nasıl bilmem ne falan. İlk önce onu düşünüyorum ben. Ve mutlaka
O gün bu iş bitmeli. Yani kadınlar böyle bir şey yok. Ama... Ve bunun nedeni çolukla çocukla uğraşmak, adamı kaldır, kahvaltı hazırla, çamaşırı yıka, onu yap, bunu yap, bunu getir falan filan. Yani böyle tuvalet onun için bir iş mekanı birçok kadın için. Evet. Alışkanlık bir de. Kadın, böyle bir şey yok. Onun için o düzensizlik yüzünden istemiyor. İşte böyle şeyler oluyor insanın başına. Hani tuvalette tuvalet yaparken şimdi ilk siz diyelim sevgilinizle yurt dışına yani gittiniz. Evet. Kadın tuvalete gittiğiniz zaman içeride tuvalette çıkan sesleri erkek duysun istemeyebilir. Bir de bu var. Ben onu takmıyorum. Bir de bu var. Yani ben kapıyı da kaparım. Ama ben istemem mesela. Evet kadınlar diyor ben bir prensesim ya, diyor mesela. Yok, ben bir prensesim da. Böyle bir şey olamaz diyor. Evet, yani bizim oyunda tam bu prensesler bilmem neler konuşuluyor. Yani, tam da ben yine reklama gireyim. Konuşuluyor mu bu konu? Evet, bizim Denizli sahnemiz var. Prenses olmak, kraliçe olmak. Sizin demin anlattığınız kraliçe eline almasıyla ilgili bir şeyler anlatıyor bana mesela Pervin karakteri olarak Selen. Evet. Ben de prenses bile olamadım. Olmadı benim üstüme ve oturmadı. Bu konu yani tam da bizim konu. Ayrıca ben onu unuttum. Pervin kim biliyor musunuz? Bu karakter benim yeni yazdığım. Evet, öyle mi? Şu an hayır. Seda Sayan. Söylemiyorum canım. Ev sahibi. Herkeslerin ev sahibi. Kira sorunu var bizim oyunda. Evet ve ben bunu yeni ekledim. Bir önceki versiyonda yok. Söylemiyorum. Bir karakter var da. Karakter. Evet, sonra evet. Yani gerçek bir kişi. Peki ama bu doğru mu mesela? Sen de bu kadar evine hakim, kendi işini yapan, yemek yapan. Mesela banyoya girdiğinde şey mi oluyor yani? Orada olmuş, burada bu olmuş. Ya insan hakikaten yani amacın dışına çıkmıyor musun yani? Çamaşır yani makinesi ilgili. Şudur, budur, bilmem nedir. Orada ruj sür, aman kafamız saçını bilmem ne yap. Şampuanla oradan mesela tüy çıkmış, çıt onu al. Şeyde o mesela oje tamiri var. Ben onu hiç anlamıyorum. Oje tamiri yapılır evet. Yani oje de, mesela şöyle bir şey oluyor. Bir anda bir çığlık oluyor. Aa filan. Ne oldu lan falan hani deprem mi oluyor? Öyle bir şey oluyor ve orada mesela ojenin kenarı bıdı olmuş. O hemen oraya mesela banyoya girildiğinde o da yapılacak. Saça da şekil verilecek. Ruj sürülecek ama arada saç yıkanacak. Arada kaka yapılacak. Öbürleri çamaşır makinesine sokulacak. Böyle bir hayat değil mi bu? Tabii aynaya bakıyorsun. Ya. Kaşın çıktı onu görüyorsun. Onu alıyorsun bilmem ne. Öyle. Ama kadının saçını düşünmek topluyorsun. Ve konuşmak için tuvalette oturup beklemeye ihtiyacı yok. Ama adamın var. Adam orada kendi dünyasına kapanıyor. Belki biraz oradan sosyal medyasına bakıyor ve erkeklerin çoğu mesela sigarasını alır, işte tütün şey yapar, telefonuna bakar, orada düşünür. Sigara dedi, sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı. Evet. Lütfen. Bak Seda'nın bir programında bravo. Gördüm çok iyi. Özür dile. Özür dile. Türk halkından özür dile. Bir kere yaptı bunu. Ama adam ağır bir şey söylemişti, bir kalktı böyle üzerine canavar. Özür dile. Seni halk adına ölüme mahkum ediyorum. Ama çok doğru hemen tütün evet. Maddesi. Ben yani şey diyorum o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gençleri ve çocukları sigaranın zararlarından koruma yasası uyarınca sigara sağlığa zararlıdır diye devam evet. Ediyoruz. Çok güzel. Yani orada düşünüyor erkek yani o tuvalette uzun kalma meselesi biraz o. Erkek de orada düşünüyor. Benim biz çok sürekli aklıma, düşündüğümüz biz için. Sürekli kadın çok sıkıntı evet düşünüyor. Bir de erkek oldu. Bunu anlamıyor. Sürekli ve manyak gibi düşünüyorsunuz. Her şeyi aynı her anda şey, düşünüyorsunuz. İşte ona karışık deniyor ama o karışık değil. Onun içinde bir düzeni var. Erkekler evet. Böyle yapabildiği zaman stand-upçı oluyor biliyorsunuz. Yani düşünceler arasında surf yapabilen. Doğrudur. O düşünceden o düşünceye ve çağrışımlarla atlayan. Yani kadın gibi düşünen adamlar. Stand-up, komedi. Oyunculuk, tek kişilik gösteriler bunları yapabiliyorlar. Ve de ne kötü ki ancak son 10 senedir bütün dünyada kadın stand-upçılar gelmeye başladı. Evet. Halbuki kadınların en iyi yapabilecekleri iş. Evet. Kıymetinizi bilin. Evet. Bir de tam söyledin diye aklıma geldi. Geçen gün Deniz'le konuştuk. Bu oyunda benim hani bir ikinci versiyonu yapılıyor bilmem ne. Kadın komedisi Türkiye'de biraz az var gibi geliyor bana. Şimdi anlatanlar daha erkek ya. Yani Sevgili Gürsel Birsel yapıyor bilmem ne yapıyor. Var tabii ki yok demiyorum. Ama daha kadın karakterlerin güldürdüğü nasıl kadın stand-up'ı hani saysak birkaç tane çıkar. Daha gençler şey yapıyor. Bu tür kadın karakterli komediler illa kadınların sorunları komedileri demiyorum. Bunlar artsın diye bir fantazim var. Nitekim böyle işler üretmek istiyorum. Şimdi önce arkadaşlarımla bunu beraber deniyoruz. Bu peki. Yasemin.